Evet, şekilde 25 tane eş kare ve bunların köşelerindeki noktaların oluşturduğu şekil verilmiştir. Bakın, bir her bir karenin köşesinde noktalarımız var. E bu noktalarla oluşturulacak ve bir kenarı AB olan yani AB doğru parçası bir kenarı olan üçgenlerden seçilen bir tanesinin ikizkenar üçgen olmama olasılığı nedir? İkiz kenar üçgen olmama olasılığı demiş. Biz olma olasılığını bulup birden çıkartabiliriz. Önemli olan buradaki üçgen sayılarını bulabilmek arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz 25 tane kare var. Hepsi birbirine eş. Burada söylemiş. Kaç tane noktamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada buradan. 6 çarpı 6'dan şu an toplam elimizde 36 tane nokta var arkadaşlar. Burada aslında bir koşul koymuş. Diyor ki üçgenler oluşturulsun ama bir kenarı AB olan üçgenlerden demiş. O zaman biz bir kere AB'nin kesinlikle olduğu kaç üçgen bulabiliriz? Önce bunu bir hesaplayalım. A ve B kesinlikle varsa bunların dışındaki noktaları e, alacağız. Biz zaten üçgen için üç tane nokta lazım. E, şu anda ikisi var. Biz üçüncüyü seçeceğiz. Yani AB dışında kalan noktalardan birer nokta seçeceğiz. Çünkü ikisi zaten elimizde. Dikkat etmemiz gereken bir husus da AB ile doğrusal olan noktaları seçemeyiz. A ve B ile doğrusal olan bakın bir burada bir de burada nokta var. Bu ikisini seçemeyiz. Neden? AB ile bunların herhangi birini birleştirdiğimizde doğrusal oldukları için üçgen belirtmezler. Bunların da dışındaki hangi noktayı seçersek seçelim bir kenarı AB olan bir üçgen oluşmuş olacaktır. Toplam 36 tane nokta var demiştik. Zaten 2 tanesi AB. 2 de bunları aramıyoruz 4. 36 eksi 4 dediğimizde demek ki biz 32 farklı üçgen oluşturabilirmişiz arkadaşlar. 32 farklı üçgen oluşturabiliriz unutmayalım. Demek ki bizim oluşturabileceğimiz üçgen sayısı nedir arkadaşlar? 32. AB'nin bir kenarı olduğu 32 farklı üçgen oluşturabiliyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi ikiz kenar üçgen olanları bulmaya çalışalım. İkiz kenar üçgen olması için bence burada hareket noktamızın şu olması gerekiyor arkadaşlar. Tam AB'nin orta noktası olan şu doğrultu üzerinden noktaları seçmemiz gerekir. Bakın şu doğrultu. Yani biz şu noktayı seçersek ve AB ile birleştirirsek bir ikizkenar üçgen gelir. Bu noktayı seçersek ve AB ile birleştirirsek bir ikizkenar üçgen gelir. Bu noktayı seçip A'ya ve B'ye birleştirirsek bir ikizkenar üçgen daha. Bunun için, aynı Bunun için de aynı şey geçerli. Bunun için de aynı şey geçerli. Bunun içinde 1 iki üç dört beş altı. Şu anda AB ile birleştirdiğimizde A ve B ile birleştirdiğimizde ikizkenar üçgen oluşturduğumuz. 6 noktamız var arkadaşlar. Bunların dışında Nasıl ikizkenar üçgen elde edebiliriz? Yine onları görmeye çalışalım. Bence AB'ye eş uzunluktaki nokta, uzaklıkları birleştirirsek. Mesela ben şurayı alırsam. Bakın şöyle birleştirdiğimde. Şurada da bir ikizkenar üçgen elde etmiş olurum. Şuraya C noktası dersem. AB uzunluğu AC'ye eşittir. Aynı mantıkla bu noktayı alabilirim. D noktası. ABD üçgeninde ikiz kenar olur. Yine buraya eş uzunlukta. Öyle değil mi arkadaşlar? Şurayı alabilirim. Şöyle birleştirirsem. Buraya E noktası dersem. A, e, B üçgeni ikizkenar olur. Aynı mantıkla şurayı alsam buraya F noktası desem A, B, F üçgeni de AB uzunluğu BF'ye eşit olacağı için yine ikizkenar bir üçgen olur arkadaşlar. 1 2 3 4 4 tane daha ekledik. Bizim oluşturacağımız üçgeni ikizkenar üçgen yapan arkadaşlar bunların dışında başka bulabileceğimiz ve ikizkenarlık getirebileceğimiz nokta yok dikkat ederseniz arkadaşlar. Demek ki 6 bur buradan 4 buradan 10 tanesi ikiz kenar üçgenmiş bunların arkadaşlar. Elimizde kaç üçgen vardı toplam? 32. 10 tanesi ikiz kenar. O zaman ikiz kenar olmayan kaç tane üçgen kalmış olur elimize? 22 tane. Toplam bir kenarı AB olan 32 üçgen vardı. Bunların 22 tanesi ikiz kenar üçgen değilmiş. O zaman seçtiğimiz bir üçgenin, oluşturduğumuz bir üçgenin ikizkenar üçgen olmama olasılığı 22 bölü 32'den sadeleştirmelerimizi yaparsak 11 bölü 16 olarak hesaplanmış olacaktır arkadaşlar. Evet, y eşittir x doğrusundan başlanarak x bölü 2, x bölü 3, x bölü 4 olarak doğrular çiziliyor. Oluşan üçgenler birer atlanarak taranıyor. Taranan bu üçgenlerin alanlarının toplamı 54 birim kare ise şuraya oluşan üçgenler demişim. Taranan üçgenler diyecektim arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Taranan üçgenlerin alanlar toplamı 54 birim kare ise çizilen son doğrunun eğimi kaç olabilir diye sorulmuş. Bakın burada y eşittir 3 doğrusu çizilmiş. Ondan sonra y eşittir x'ten başlanarak x bölü 2, x bölü 3 yani şunu da x bölü 1 gibi düşünecek arkadaşlar. x bölü 1, x bölü 2, x bölü 3, x bölü 4 diye doğrularımız çizilmiş. Birer atlanarak alanlar taranmış. Oluşan bütün bu alanların, üçgenlerin alanlarının toplamı 54 birim kare ise çizilen son doğrunun eğimi kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ben diyorum ki Şuradaki uzunlukları bir bulalım. Örneğin şurada y yerine 3 yazarsam x'imiz bir kere şunu da söyleyelim. Buradaki bütün üçgenlerin mesela bunun tabanı budur. Yüksekliği burasıdır. Bunun tabanı budur arkadaşlar. Yüksekliği yine burası kadardır. Hep tabanlarla yüksekliği yani yükseklikte kaç oluyor burada? 3, 3'ü çarpacağız. Şimdi şurada y'ye 3 verirsek x'imiz kaç çıkar? 3. Yani şu noktanın apsisi 3'tür. Burada y'ye 3 verirsek x'imiz 6 çıkar. Burasının apsisi 6'dır. Tamamı şurası 3 birimdi. 6 eksi 3'ten buraya uzunluk olarak ne kalmış oldu? 3. Şuraya bakıyorum. Burada yine y'ye 3 verirsem 3 üç kere 3'ten x 9 çıkar. Tamamı 9. Burası 6 birimdi. Şuraya yine kaç birim kaldı? 3. Şu nokta içinde yapalım. Y'ye 3 verdim. 3 kere 4 12. X'imiz 12 olmalı. Yani bu noktanın apsisi 12'ymiş. 12'nin 3, 6, 9'u buraya kadardı. Şu araya yine ne kaldı? 3. Yani buradaki bütün uzunluklarımız kaç birim gelecek? 3. Elde ettiğimiz bütün üçgenlerin yani burada da elde ettiğimiz, burada elde ettiğimiz, burada elde ettiğimiz bütün üçgenlerin bu tabanları hep 3'er birim gelecek. E yükseklikleri de her üçer verim. Demek ki her birinin alanı 3 çarpı 3 bölü 2'den kaç gelecek? 9 bölü 2. Bununki de kaç gelecek? 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2. Bütün üçgenden alanları 9 bölü 2 birim kare gelecek. E şimdi toplamları 54 ise bunlardan a tane olsun. 9 bölü 2 ile bu a'yı çarptığımızda kaç gelmiş olacak arkadaşlar? 54 gelmeli. Buradan 9a eşittir 108'den a'mız kaç gelmiş olur? 12 gelmiş olur. Demek ki bu şekilde 12 tane üçgen varmış arkadaşlar. Şimdi birinci üçgenimizde doğrumuz x bölü şey şu tabanımız x bölü 2 ile x'in arasındaydı. Bir sonraki x bölü 4 ile x bölü 3. Demek ki bir sonraki arkadaşlar hangisinin arasında olacak? x bölü 6 ile x bölü 5'in arasında olacak. Bir sonraki x bölü 8 ile x bölü 7'nin arasında olacak. Bize kaç tane lazım? 12 tane. Birinci üçgenimiz x ile x bölü 2 arasında. İkinci üçgenimiz x bölü 3 ile işte x bölü 4 arasında. Dikkat ediyorsanız 2, 4, 6, 8 diye ilerliyor. Demek ki 12. üçgenimiz arkadaşlar x bölü 23 ile x bölü 24'ün arasında olacak. Şurada bunların yerini şöyle ters yazmıştım. Kafanız karışmasın. Demek ki ben şöyle çizdiğimde şurada bir yere geldiğimde arkadaşlar. Şuradan geçecek şu doğrumuz orijinden geldi şöyle. Bu da böyle gidiyor orijine doğru. Şunlara baktığımda şurası hangi doğru olacak? x bölü 23. Şu hangi doğru olacak? X bölü 24. Üçgenimiz de şurada olacak. Şöyle şöyle orijine kadar gidecek bu. Ama yine bunun da alanı kaç gelmiş olacak? 9 bölü 2. Şimdi neden çizilen son doğrunun eğimi kaç olabilir demiş. Şimdi burası x bölü 24. Doğru eğimimiz kaç olabilir? 1 bölü 24 olabilir. Ama bundan sonraki doğru da çizilmiş olabilir. Şöyle gelir şöyle. Öyle değil mi? şuradan şöyle x bölü 25 olarak buradaki alan taranmaz. Çünkü neden? 2'den önceki, 4'ten önceki, 6'dan önceki taranmıştı. 8'den önceki taranmıştı. Burada da x bölü 24'ten önceki taranmış olur. 25'i de çizebiliriz sıkıntı yok ama 26'yı çizemeyiz. Çünkü x bölü 26'yı çizdiğimiz anda yeni bir 9 bölü 2 gelir bunu alamayız. Demek ki çizebileceğimiz son doğrumuz ya y eşittir x bölü 25 doğrusudur ya da y eşittir x bölü 24 doğrusudur. Normalde x bölü 24'e kadar kesinlikle çizmeliyiz. 12. üçgeni de almak için. Ama x bölü 25'i çizsek de olur, çizmesek de olur. Onun için doğrunun eğimi kaç olabilir dediğinde doğru cevabın ya 1 bölü 24 ya da 1 bölü 25 olması gerekir arkadaşlar. Şıklarda hangisi varsa o doğru cevap olacaktır. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet bir arkadaş grubu dondurmalarını 1, 2 veya 3 top olarak yiyorlar. Yani her biri ya 1 bir top alıyor. Yani birisi 1 bir top, birisi 2 top, birisi 3 top da olabilir. Her biri 3 top da olabilir. Hepsi iki, bir kısmı 2 top, bir kısmı 1 top da olabilir bilmiyoruz ama ya 1 top ya 2 top ya 3 top alıyor bu elemanlar içlerinden. Gittikleri dondurmacıda sadece 7 top dondurma kaldığını gören 5 kişilik bu arkadaş grubunda dondurmaların yeterli gelme olasılığı nedir? Dondurmamız tek çeşit. Yani çeşit şeyimiz gelmeyecek ekstradan. Tek çeşit dondurmamız var. 5 kişilik bir ekibimiz var. Bunlar dondurmaları isteyen bir top, isteyen 2 top, isteyense ise 3 top olarak alıyor arkadaşlar. 7 topta dondurma kalmış. Bu dondurmaların buradaki insanlara yetme olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi olasılık sorduğumuzda bu e, paydaya yazacağımız uzay dediğimiz yani bütün durumları bir hesaplayalım. Öncelikle 5 kişi var. Mesela A, B, C, D, E kişisi olsun. Bu bir topta alabilir, iki topta alabilir, üç topta alabilir. Üç farklı durum var. İkinci kişi de bir top da alabilir, iki top da alabilir, üç top da alabilir. Üç farklı durum var. Aynı şey üçüncü kişi için, dördüncü kişi için ve beşinci kişi için de geçerli. Bunların her birini çarparsak 3 üzeri 5 farklı durumumuz var. Yani olasılığımızı hesaplarken paydaya biz ne yazacağız arkadaşlar? 3 üzeri 5'imizi yazacağız. Şimdi paya ne yazacağımızı bulalım. Yani bu 7 top dondurmanın yetme olasılığını bulalım. Neden yetme diyorum? Çünkü birinci 3 top alsa, ikinci 3 top alsa zaten 6 top gidecek. Üçüncü bir top bile alsa, dördüncü ve 5.'ye dondurma kalmamış olacak. Biz hangi durumlarda herkese dondurma yeter bunu bulmaya çalışalım. Yani 7 topu öyle bir parçalayacağız ki 5 kişi de yet yetecek. Bence şöyle olabilir. Örneğin, eee herkes bir kere birer top alabilir. Hatta dondurma artmış olur, değil mi? Ya da belki bu bir 1, 1 1 alır, sonun bir kişi 2 alır. E, ya da 1 1 1 2 2 olabilir, değil mi? Bakın bu şekilde olabilir. Başka nasıl olabilir? 1 1 1 1 ee, yine 1 olur bir de şurası 3 olur değil mi bu şekilde de olabilir hani herkese de yeter çünkü 5 kişi var elimizde bunun dışında başka ee, yazabileceğimiz bir durum yok yani ben şunu demek istiyorum her biri bir top alırsa dondurmalarımız yeter de artar bile bu bir durumdur herkesin bir top aldığı. Peki 5 kişiden bir tanesi 2 top alırsa diğer 4'ü birer top alırsa. Zaten bir top dondurmamız artar bile bu durumda. Öyle değil mi arkadaşlar. Peki bu durum hangisidir? Ona bir düşünelim. Ee, bu sanki tekrarlı permütasyon gibi bakın. Hani 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Burada kaç durum vardır? 5. Bunu mantıken de düşünebilirdik. Zaten bir kişi 2 top alacak, diğerleri birer top alacak. Bu 2 top alan her biri olabilirdi. Aynı mantıkla bir tekrarlı permütasyonu şurada yapalım. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Ne gelir buradan da? 10 gelmiş olur. Şurası da yine yukarıdaki gibi 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 1 faktöriyelden yine kaç çıkmış olur arkadaşlar? 5 çıkmış olur. 10 durum buradan 5 durum buradan 15 5 de buradan 21 de buradan 21. Demek ki bizim istediğimiz yani dondurmaların bu arkadaşlara yetme durumu 21 farklı durummuş arkadaşlar. Aradığımız olasılık da 21 bölü 3 üzeri 5 olarak hesaplanmış olur. Şunu 3 üzeri 7 bölü 3 üzeri 5 olarak yazarsak 3'lerin biri gider. 7 bölü burada da 3 üzeri 4 kalır. O da kaça eşittir? 81. Demek ki aradığımız bu olasılık 7 bölü 81 olarak hesaplanmış olur. Arkadaşlar buradaki dondurmaların bu arkadaş grubuna yetme olasılığı 7 bölü 81'miş. Umarım açıklayıcı olmuşumdur.